1095 yılındayız. Hristiyan dünyası o meşhur büyük bölünmeyle ikiye ayrılmış durumda. Konstantinopolis'teki Doğu Ortodoks Kilisesi ile Roma Katolik Kilisesi'nin yani Latin Katolik Kilisesi'nin birbirlerinden resmi olarak ayrılmalarının üzerinden neredeyse yarım yüzyıl geçmiş. Bizans İmparatorluğu toprak kaybetmeye devam ediyor. 7. yüzyılda İslamiyet Arap Yarımadası'nda yayılırken o zamanlar Bizansların kontrolünde olan kutsal topraklarda Müslümanlar tarafından ele geçirilmişti. Bu arada Bizans, Doğu Roma İmparatorluğu'nun diğer adı arkadaşlar. Bu haritanın gösterdiği tarihlerde Orta Doğu'da, kutsal topraklarda, Kuzey Afrika'da ve İber Yarımadası'nın hatırı sayılır bir bölümünde 400 yılı aşkın bir zamandır İslamiyet hüküm sürmekteydi. Bu zaman dilimine biraz daha yakından baktığımızda Bizans İmparatorluğu'ndan sürekli toprak koparan Selçukluların Anadolu'nun büyük bir bölümüne hakim olduğunu görüyoruz. Orta Çağ'ın ikinci yarısında yüksek orta çağ diye tabir edilen dönemdeyiz. Batı Avrupa yükselişte. Tarım gelişiyor, nüfus artıyor. Fakat diğer yanda Doğu Roma İmparatorluğu Türk akınları karşısında çaresiz. Bizans İmparatoru Alexios böyle bir ortamda Papa II. Urbanus'a bir heyet göndererek ondan yardım istiyor. Avrupa'dan temin edilecek bir miktar paralı askerle Anadolu'da Selçuklulara kaptırılan toprakların bir kısmı belki geri alınabilirdi. Yani öyle düşünüyor yani Bizans İmparatoru. Doğrusu Papa II. Urbanus da bu yardım çağrısını bir fırsat olarak görmüştü. Hristiyan aleminin ikiye ayrıldığı büyük skizmanın üzerinden neredeyse yarım yüzyıl geçmişti. Bunu başta da söylemiştim. Papa bir yandan iç karışıklıklarla diğer yandan da komşu devletlerle süre gelen sorunlarla cebelleşmekteydi. Oysa ortak bir düşmana karşı topyekün mücadele etme fikri dikkatleri bambaşka bir yöne odaklayabilirdi. Böylelikle Papa II. Urbanus, Kasım e, 1095 tarihinde Fransa Krallığı'nın Clermont şehrinde tarihe geçen o meşhur vaazını verdi. Çeşitli kaynaklarda bu vaazın farklı versiyonları var. Mesela birini e, okuyayım size arkadaşlar. Biri şöyle. Benim ve benden önce Yüce Tanrı'nın sizlerden dileği şudur. İsa'nın habercileri olarak bu çağrıyı herkese, şövalyesinden neferine, Zengininden fakirine, toplumun her kesimine yayınız. İnsanları Hristiyan kardeşlerimize yardım eli uzatmaya, din kardeşlerimizin topraklarını işgalci rezillerden temizlemeye ikna ediniz. Burada Papa'nın Hristiyan kardeşlerimiz diyerek kastettiği Bizans, işgalci reziller diye dediği de tabii arkadaşlar Anadolu'yu ve kutsal toprakları o dönem elinde bulunduran Müslümanlar oluyor tabii. Ee, o e, bu şekilde e, yorumluyor ki oradaki kendi kitlesini harekete geçirecek şeyler söylesin. O şu şekilde devam ediyor. Bunları şu anda burada olan ve olmayan herkes için söylüyorum. Zaten İsa Mesih de böyle buyuruyor. İkinci Urbanus sözlerine şöyle devam ediyor. İster karada olsun, ister denizde yahut küffarla göğüs göğüse çarpışırken hiç fark etmez. Her kim ki bu yolda, bu uğurda canını verir, işte o vakit tüm günahlarından arınır. Doğrusu bu ifade e, endülijans fikrinin bir tezahürü. Yani bana iyilik yap ben de senin bütün günahlarını amel defterinden sileyim demek gibi bir şey. Yani biliyorsunuz arkadaşlar bu biraz böyle din savaşlarında e, o motifli savaşlarda çok kullanılan bir e, argümandır. E, bu savaşta galip tarafın e, işte ne bileyim cennete gideceğine, günahlarının affolacağına e, inanılır. Ya da din adamları bunları argüman olarak çok kullanmıştır tarihte. Bu da bir örnek gördüğünüz gibi deyip. Devam edelim. Konuşmaya devam edelim. Bu onlara Tanrı'dan aldığım yetkiyle bahsettiğim bir lütuftur. İblise tapan, böylesine aşağılık pespaye bir güruhun, yine tabi burada e, kimi kastettiği anlaşılıyor tabi, düşman gibi gördüğü Müslümanları kastetmiş oluyor. Her şeye kadir Tanrı'ya iman eden ve İsa'nın adıyla şereflenen bir halkı tutsak etmesi ne kepazeliktir. Şimdi Papa 2. Urbanus'un bu çağrısı kendisinin bile beklemediği muazzam bir etki uyandırdı. Yaptığı çağrı Batı Avrupa'da ağızdan ağıza dalga dalga yayıldı. Kamuoyunda Kudüs'ü ve kutsal toprakları Müslümanlardan geri almak yönünde kuvvetli bir arzu oluştu. 1096 yılında Papa henüz resmi ve profesyonel bir ordu kurmamışken Hermit Peter adında bir keşiş etrafında topladığı on binlerce kişiyle halkın Haçlı Seferi adını verdiği macerayı başlattı. Bu sefer ilk Haçlı Seferi'nin öncü birliği olarak tarihteki yerini aldı. Hermit Peter önderliğinde ilerleyen birlik Rheinland'dan yani bugünkü Almanya topraklarından geçerken birkaç bin Yahudi'yi katletti. Gerekçeleri ise vaktiyle Hazreti İsa'nın Yahudiler tarafından öldürülmüş olmasıydı. Sözde kutsal toprakları yeniden ele geçirmek gayesiyle yola çıkan topluluk geçtikleri yerleri yağmalamış, yakıp yıkmış, masum insanları katletmişti. Böylesi taşkınlıklar ve vahşice eylemler diğer haçlı seferlerinin de en karanlık yüzü haline gelecekti. Hatta bunları Bizans halkına karşı da yaptılar. Ancak halkın Haçlı e, seferi çok başarısız oldu. Her şeyin başında bu başı bozuk kalabalık, askerliğe dair hiçbir bilgisi, tecrübesi ve becerisi olmayan, savaş taktiklerinden bir haber eğitimsiz insanlardan oluşuyordu. Üstelik bu sözde orduda kadınlar ve çocuklar da vardı. Hal böyleyken Anadolu'ya geçtiklerinde Selçuklular tarafından yok edilmeleri tabii ki uzun sürmedi. Ancak Papa ilk gerçek haçlı seferi için nihayet düzenli bir ordu kurmayı başarmıştı bu arada. Doğrusu Papa'nın ve Bizans İmparatoru Alexios'un bile beklemediği kadar kalabalık bir orduydu bu. Alexios'a göre korkutucu bir ordu bile denilebilir. Sonuçta yaklaşık 100 bin askerden oluşan bu devasa ordu karadan ve denizden farklı rotalar takip ederek kutsal topraklara ulaşacaktı. Haçlı ordusu 1099'da Kudüsle birlikte Antakya bölgesini de Müslümanlardan geri almayı başardı. Tarihsel kaynaklar bu süreçte çok kan döküldüğünü, Haçlı birliklerinin bölgede çok büyük katliamlar yaptıklarını söylüyor. Bu resimde Haçlı ordusunun Kudüs'ü ele geçirmesi tasvir edilmiş. Kutsal topraklar bu tarihten 12. yüzyılın büyük bir kısmına de Hristiyanların kontrolünde kaldı. Bu coğrafyanın 1135 yılındaki durumunu gösteren haritaya baktığımızda bir takım farklılıklar görüyoruz. Örneğin Bizans İmparatorluğu'nun Anadolu'da kaybettiği toprakları kısmen geri aldığını, özellikle batıda ve kuzeyde Mavi ile gösterilmiş şu bölgelerse Haçlı Krallıkları ya da Haçlı Devletleri. Şöyle daha yakından bakalım isterseniz. Burada ilginç olan şu ki, Batı Avrupa'dan gelip kutsal toprakları Müslümanlardan geri alan bu askerlere ilk zamanlar Haçlı denmiyordu. Zırhlarının üzerindeki istavrozlar yani Haçlar yüzünden daha sonra bu isimle anıldılar. Haçlı seferi düşüncesi başlangıçta Selçuklular karşısında sürekli toprak kaybeden Bizans'a askeri destek sağlamak, kaybettiği toprakları geri kazanmasına yardımcı olmak gayesini taşıyordu. Fakat Haçlı orduları Müslümanlardan geri aldıkları toprakların bir kısmını Bizans'a teslim etmek yerine bu topraklarda yeni krallıklar, yeni devletler kurdular. Bu coğrafya neredeyse 12. yüzyılın sonuna dek Batı Avrupa'dan gelen haçlıların kontrolünde kaldı. Yine de 12. yüzyılın ortalarında Müslümanlar bölgedeki bazı önemli şehirleri geri almayı başardı. Bu durum 2. Haçlı Seferi'nin gerekçesi oldu. 1187'de Kudüs'ün Selahaddin Eyyubi tarafından geri alınması ise 3. Haçlı Seferi'ni tetikledi.